Geçtiğimiz dönemde ChatGPT'nin GPT-4o modeli tanıtıldı. Buradaki o harfi omni yani Latince her şey demek. Burada her şey demelerinin sebebi GPT-4o'nun çoklu bir model olması. Yani metin, ses, görsel olarak iletişime geçebiliyoruz. Sunumda bize gösterilenlerin tamamı henüz aktif değil. Örneğin gelişmiş bir sesli asistan tanıtıldı. Hepimiz etkilendik. Çok başarılı görünüyordu. Ancak maalesef henüz kullanıma sunulmadı. Bu konu özelinde birçok yanlış anlaşılma mevcut ve ben de bu yanlış anlaşılmaları gidermek adına bir video hazırladım. Merak edenler o videoya bakabilirler. Bununla birlikte GPT-4 o modeli videoda izleyebiliyor. Ancak bu özellikle kullanıma sunulmadı. OpenAI GPT-4 O modelini sınırlı bir şekilde ücretsiz olarak bize sundu. Burada sınırlar değişken 5 ya da 10 mesaj sonra hakkınız bitiyor. Ve tekrar kullanım için sizi bekletiyor. Bu sürede bazen 8 saat, bazen 10 saat, bazen 1 gün serverların yani sunucuların durumuna göre değişkenlik gösterebiliyor. Pro versiyonda ise kullanım sınırı yüksek ancak kaç mesaj hakkımız olduğunu ben de bilmiyorum. Eskiye nazaran daha yüksek bir kullanım söz konusu. Ancak Pro versiyonda da belli bir kullanımdan sonra sınır geliyor ve sizi bekletiyor. Tabii ki bu ücretsiz kadar uzun değil. 1 ya da 2 saat bekliyorsunuz Pro versiyonda. Bu yeni model GPT-4 Turbo modeline göre daha gelişmiş ve daha hızlı. Bu videoda ise GPT-4O modelini detaylıca inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak size eğitim tarihini göstereyim. Hangi tarihe kadar eğitildiğini sorusunu soralım. GPT-4o modeli 2023 Ekim ayı sonuna kadar olan bilgileri biliyor. GPT-4 Turbo modeli ise Aralık 2023 tarihine kadar eğitildi. Yani Turbo modelinden daha önce eğitilmiş GPT-4o modeli. Ancak GPT-4o Chatbot Arena sitesine göre dünyanın en güçlü modeli ve GPT-4 Turbo'ya nazaran daha iyi performans sergiliyor. İlk önce güncel bilgisini test edelim. Sam Altman ile Scarlett Johansson arasındaki mesele nedir diye sordum. Bu ikili arasında bilinen herhangi bir özel mesele veya bağlantı yok diye cevapladı. Ben de biliyorum bir ilişkileri yok ama asıl meseleye gel dedim. Bu sefer de hata var araştıramıyorum diyor. İşin aslı şu sesli asistan içerisinde bulunan Sky isimli ses Scarlett'a benzediği için şu anda telif hakkından dolayı davalık oldular. Ancak GPT-4o bunu bize bulamadı ya da bulmak istemedi. Ayrıca araştırma yapmaması sistemden kaynaklanan anlık bir hata da olabilir. Bu istemde ise Microsoft'un etkinliğini sordum. Etkinlikte neler anlatıldı öğrenmek istiyorum. Etkinlikte anlatılan gelişmeleri başarılı bir şekilde anlattı ancak bu sefer de İngilizce olarak sundu. Şu aşamada internete bağlanıp bilgi çekmesi bence halen başarılı değil. Önceden de başarılı değildi. Bu modelde düzelir diyordum yine düzelmedi. Bu arada OpenAI Google'a rakip olacak bir arama motoru üzerine çalışıyor. Tabii ki iddialar bu şekilde. Bir kesinlik yok. ChatGPT içerisindeki internete bağlanma olayını ısrarla düzeltmemelerini bu olaya bağlıyorum. Türkçe'ye çevir dedim. Bu arada Microsoft önemli gelişmeler bize duyurdu. Bunlardan belki de en önemlisi yapay zeka destekli yeni dizüstü bilgisayarlar geliyor. Yerel olarak çalışan bir yapay zekamız olacak. Bu model bizi sürekli izleyip çalışmalarımıza göre hareket edecekmiş. Ancak bunu kullanabilmek için yeni Qualcomm işlemci bir cihaz almak lazım. Yeni laptoplarını satmak için bu tarz bir taktiğe gitmiş gibi gözüküyorlar. GPT-4o incelemesini yaparken OpenAI'in bizlere sunmuş olduğu test kriterlerine baz alacağım. Ancak bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu kriterler çok kapsamlı ve uzun soruların yer aldığı ve bir videoya sığmayacak kadar detaylı konular. Bu sebeple benim yönetmiş olduğum sorular bize fikir vermek ve yol göstermek amaçlı olacak. Soruları hazırlarken test kriterlerine benzer sorular üretmeye çalıştım. Sonuç olarak bir ön izleme, bir demo gibi düşünebilirsiniz bu incelemeyi. Test sonuçları ise metin, görsel, ses gibi ana başlıklara ayrılmış. Ben çoğunlukla metin kısmına odaklanacağım. Ses kısmı ve görsel kısmına tam olarak girmiyorum. Bunun nedeni ise diğer ürünlerin tam olarak GPT-4O modeline eklenmemesi. Yani daha ses modeli ve görsel model henüz hazır değil. Çünkü video da izleyemiyor. Gelişmiş ses asistan da gelmedi. Ancak bu inceleme içerisinde görsel algılama olayını da ayrıca değineceğim. Şimdi standart testlerden gidelim. İlk olarak MMLU testi ile ilgili bazı sorular soracağım. Bu test, yapay zeka modellerinin çeşitli konularda ne kadar iyi bilgiye sahip olduğunu ve bu bilgiyi nasıl kullanabildiğini ölçen bir test. Tarih, matematik, bilim, edebiyat, coğrafya gibi birçok farklı alandan sorular içeriyor ve modelin bu sorulara doğru cevap vermesini bekliyoruz. OpenAI'in test sonuçlarına göre %88.7 gibi üst düzey bir puana sahip Şimdi biz de çeşitli sorular soralım ve bakalım doğruluk oranı nedir. Burada 10 farklı konudan toplamda 20 soru sordum ve tamamını doğru bildi. Tabii ki daha çok soru sorulabilir ve örneğin 100 soruyu aynı anda sorduğumuzda muhtemelen bir yerden sonra hata yapmaya başlayacaktır. Ancak MMLU testi kullanım tecrübesi ve sonuçlara göre ciddi bir şekilde başarılı görünüyor. İkinci testimiz ise GPQA. Bu kriter uzmanlar tarafından özel olarak hazırlanmış ve çeşitli dallarda sorular içeren testlerdir. Bununla birlikte yapay zekaların genel bilgilerine ve yeteneklerine dayanarak geniş bir yelpazede sorulara doğru ve etkili bir şekilde yanıt verme yeteneklerini ölçer. Bu test yapay zekanın dili anlama, bilgiyi geri getirme ve mantıksal akıl yürütme yeteneklerini değerlendirir. Yani zorlu bir test. Şu aşamada GPT-4o %53.6'lık doğruluk oranı ile en yakın rakibi Cloud Opus modeline kıyasla önde görünüyor. GPQA kriterini ölçmek için 2024 yılında TÜBİTAK'ın düzenlediği Bilim Olimpiyatlarında sorulan soruları soracağım. Bakalım ne cevaplar verecek. İlk soruda bir canlının yaklaşık 20.000 protein kodlayan geni vardır diye başlayan soruyu sordum ve sorunun cevabının ise A şıkkı yani 27 olması gerekiyor. Detaylıca cevapladı ve soruyu doğru bir şekilde çözdü. Biraz daha zorluğu artıralım. Bu sefer lac operonun şematik modeli verilmiş. Bu ifade E. coli bakterisinin laktoz şekerini kullanabilmesi için gerekli olan genleri nasıl kontrol ettiğini açıklıyor. Burada aşağıdaki ifadelerden hangisinin yanlış olduğunu soruyor. Cevabın A olması lazım. Bu soruyu da doğru bir şekilde çözdü. Şimdi sorunun zorluk seviyesini biraz daha artıralım. Bu soruda mayalarda biyosentez konusunu araştırmak amacıyla çeşitli bilgiler ve tablo sunulmuş ve yanlış olan ifade soruluyor. Burada cevap anahtarına göre doğru yanıtın C olması gerekiyor. Ancak ChatGPT burada soruyu yanlış cevapladı ve A yanıtını bizlere verdi. Devam edelim. Bu sefer ise bilimsel gözlem ile ilgili bir soru sordum. Burada cevabın B olması lazım. Yine güzelce açıklamasını yaptı ve doğru cevabı buldu. Son bir soru daha soracağım. Bu soruda su canlılarının kanlarındaki ozmotik basınç değişikliklerini değerlendirmemizi istiyor. Burada cevabın C olması lazım ancak ChatGPT cevaba E diyor. Bu soruda da yanlış cevap verdi. 5 sorudan 3 doğru 2 yanlış yaptı. OpenAI'in bize sunmuş olduğu 53.6'lık test sonucuna yakın bir performans sergiledi. Tabii ki daha farklı konularda, daha farklı sorular üzerinden test etmek gerekiyor. Ve geldik mat kriterine. Adından da belli olacağı üzere matematiksel düşünme ve problem çözme yeteneklerini değerlendiren bir ölçüt. Buradaki matematik ileri seviye problemleri içeriyor. Yani ilkokul seviyesi sorular bu kritere dahil değil. Ayrı bir kriterde değerlendiriliyor. OpenAI ise GPT-4o modelinin matematikte %76.6 doğruluk oranında çalıştığını iddia etmiş. İlk olarak sosyal medyada çok konuşulan bir geometri sorusunu soralım. Burada x'in kaç derece olduğu sorulmuş. Adım adım soruyu çözdü ve cevabı 50 buldu. Ancak cevap yanlış ve 88 olacak. Daha sonra çözümü kendisine yolladım. Bu sefer de yanlış bir yol izledi ve iki eş üçgen olduğunu iddia etti. Ben de iki eş üçgen yok burada dedim. Bu sefer de haklısınız diye cevap verdi ve çözüm adımlarını değiştirdi. Cevabı ise 80 buldu yine yanlış. Ben de emin misin cevap 88 olacak dedim. Bu sefer de özür diledi. Dördüncü adımda cevabı buldu. Devam edelim. Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatlarında sorulan soruları yöneltelim. 11. sınıflar için 2023 final sınavında sorulan bir soruyu sordum. Cevabın A şıkkı ve eksi 6 olması gerekiyor. Çözüm için kod analizi özelliğini kullandı ve soruyu doğru cevapladı. Bu arada kod analizi normal matematiksel çözümlere nazaran daha iyi performans gösteriyor. Kod analizi kullanmaya kendi karar verdi. Ancak siz istemde özellikle belirtebilirsiniz. Bu çözüm için kod analizi kullan diye. Devam edelim. Yine aynı sınav özelinde başka bir soru soralım. Bu sefer kod analizi kullanmadı ve soruyu detaylıca çözdü. Ancak sorunun cevabı 7 değil 6 olacak. Ben de yanlış yaptım. Kod analizi kullanarak tekrar çöz dedim. Bu sefer analizi çalıştırdı ve doğru sonucu buldu. Matematik problemleri yapay zekaların en çok zorlandığı alanlardan birisi. Bu zamanla aşılıyor ancak halen yetersiz. Ben ise Opinay'ın bize vermiş olduğu %76'lık başarı oranının doğru olmadığını düşünüyorum. Genelde zorlu matematik soruları sorduğumda çok başarılı bulmadım açıkçası ve birçok hata yapıyor. Tabii ki orta seviye ve kolay sorularda doğruluk oranı çok yüksek. Bunu da belirtmem gerekiyor. Özetle ileri seviye matematik sorularında kendisine güvenmeyin. Şimdi ise Human Evil Test'ine bakalım. Bu test bir yapay zeka modelinin insanlar tarafından çeşitli başlıklarda değerlendirilmesidir. Özetle bir yapay zeka modeli ne kadar insana benziyor, ne kadar kullanıcı dostu olduğunu ölçmeye yarayan bir kriter. Ayrıca kodlama becerileri de ölçülür bu kriter içerisinde. Kodlama ile ilgili memnun olan da var, memnun olmayan da var. Hatta Cloud yapay zekasının Opus modeli için daha iyi diyenler var. Yazılım konusu ileri seviye bir konu. Benim uzmanlık alanım olmadığı için videolarda genelde çok fazla değinmiyorum ya da yüzeysel geçiyorum. Bu arada yazılım ile uğraşan takipçilerim mutlaka yorumlarda görüşlerini belirtirlerse sevinirim. GPT-4o modelini kullandıysanız tecrübelerinizi mutlaka yazın. Bizler de son durumu öğrenmiş oluruz bu şekilde. Doğruluk, akıcılık, tutarlılık, bilgi derinliği, empati yapabilmesi gibi başlıklarda insanlar modeli değerlendirmeye alır bir nevi anket gibi diyebiliriz. OpenAI'a göre GPT-4 o modeli 90.2 puan alarak yüksek bir oranda başarı göstermiş. Ben ise bu kriter özelinde yaklaşık bu puanı hak ettiğini düşünüyorum çünkü birçok konuda hızlı ve başarılı çalışıyor. Şimdi bu testi ölçmek için sizinle bir anket yapalım. Bazı sorular hazırladım ve bu soruları Google Forms üzerinden ekledim. Açıklamalar kısmına bağlantıyı bırakıyorum. Zamanınız olursa lütfen bu ankete katılın. Bakalım sonuç ne olacak? Devam edelim. Sırada MGSM testi var. Bu test, yapay zeka modelinin kelime, cümle ve paragraf gibi farklı durumlarda metinleri anlamlı bir şekilde eşleştirme yeteneğini ölçer. Örneğin kedi kelimesini gördüğünde bunun bir hayvan olduğunu anlamalı, kedi masanın üstünde uyuyor cümlesini okuduğunda kedi ile masanın bir ilişkisi olduğunu anlamalı. Bununla birlikte bir paragrafa baktığında tüm cümleler arasında anlamlı bağlantıları fark etmeli ve genel anlamı çıkarabilmeli. OpenAI bu kriterde GPT-4o'nun 90.5 puan aldığını iddia etmiş. Şimdi bir örnek verelim. İlk olarak kısa bir cümle vereceğim. Cümlenin genel konusu nedir diye sordum. Burada cümleyi rahatlıkla anladı ve Ali'nin günlük sabah rutinini anlatıyor diye açıklamasını yaptı. İkinci örnekte ise elma ağaçta büyüyen bir meyvedir cümlesiyle ilgili aşağıda verilen şıklardan doğru olanı seçmesini istedim. Bu örnekte de doğru cevap verdi. Şimdi işi daha da zorlaştırıp uzun ve kapsamlı bir metin verelim. Yapay fotosentezin ne olduğu ve çevresel sorunların çözümünde nasıl rol oynadığını sordum. Bununla birlikte vermiş olduğum metin üzerinden değerlendirmesini istedim başarılı bir şekilde cevapladı. Özellikle sürdürülebilir enerji ve karbon ayak izi ifadelerini metin içerisinden ayıkladı ve bu kelimelerin üzerine cevabını inşa etti. Metin odaklı yaklaşımlarda GPT-4o gerçekten başarılı işler çıkarıyor. Bu test özelinde puanını hak ediyor diyebilirim. Son olarak drop testine bakalım. Bu test ise bir önceki MGSM testine benzer bir test. Burada farklı olarak bir metin içerisindeki bilgileri analiz edip belirli sorulara doğru cevaplar üretmesi beklenir. Bu modelin metin anlama, bilgi çıkarma ve mantıklı sonuçlar üretme kapasitesini ölçer. Burada ilginç bir durum var. GPT-4 Turbo modeli 86 puan alarak 83.4 puan alan GPT-4o modelini geride bırakıyor. Yani GPT-4 Turbo GPT-4o modelini drop testinde geçti. Bu durum metinlerin analizinde GPT-4 Turbo'nun daha iyi olduğunu gösteriyor ancak aralarında devasa bir fark yok. Aslında fotosentez sorusu bir nevi drop testini de içeriyor. Bu sefer yine aynı soruyu soralım ve cevaba uygun alıntı yapmasını isteyelim. Aynı soruyu sordum. Ek olarak sorunun cevabı için bu metinden alıntı yap ve üçlü tırnak içerisinde göster dedim. Burada güzel bir şekilde cevapladı fakat üçlü tırnak içerisinde değil, kod analizi kutucuğunda alıntıyı yaptı. Buradaki tek eksiği üçlü tırnak içerisinde almaması diyebiliriz. Test sonuçlarına göre karşılaştırmamız bu şekildeydi. Son olarak görsel yeteneğini test edelim. Benim en çok beğendiğim özelliklerden birisi görsel algılama özelliği. Dikkat ederseniz soruların bir kısmını ekran görüntüsü şeklinde verdim ve başarılı bir şekilde algıladı. Bu arada sosyal medyada çok dolaşan karpuz seçtirme görüntüsünü yüklemeyeceğim. Farklı görseller yükleyip testimizi yapacağız. İlk olarak Breaking Bad dizisinde ikonikleşen sahnelerden birisinin ekran görüntüsünü yükledim. Bu sahne Walter White'ın karakter değişimini en net yansıttığı sahnelerden birisi. Bu adamın ruh halini anlatır mısın? Ayrıca altyazıda ne diyor diye sordum. Hızlıca cevapladı ve Breaking Bad dizisinden bir sahne olduğunu bildi. Altyazıyı da düzgün bir şekilde çevirdi. Ruh halini tanımlarken kendisini güçlü bir karakter olarak gördüğünü, ayrıca tehlikeli bir ruh halinde olduğu anlaşılıyor diye açıklamasını yaptı. Diğer bir görselde ise OpenAI'ın bize sunmuş olduğu test sonuçlarını verdim. Güzel bir şekilde grafiği okudu ve yorumladı. Burada grafiği okumasında bir problem yok. Ufak hatalar var. Test isimlerinde bazı harfleri algılamadı. Bununla birlikte drop kriterinde GPT-4 Turbo daha üst sırada. Ancak GPT-4o modeli üst sırada diye açıklama yaptı. Buradaki asıl problem ise görseli yorumlaması. Burada iki kriteri eksik açıkladı. Human Evil testi sadece kod ile ilgili değil, kod dahil bütün konularda insanların yapmış olduğu değerlendirmedir. Ayrıca MGSM kriteri de eksik. Bu test, yapay zeka modelinin kelime, cümle gibi farklı durumlarda metinleri anlamlı bir şekilde eşleştirme yeteneğini ölçüyor. Ancak burada mantık kısmına odaklanmış. Uzun bir video oldu ancak konunun anlaşıldığını düşünüyorum. Bu arada ChatGPT Plus içerisinde hafıza özelliği var. Siz bir konu özelinde bir bilgiyi hatırlamasını istiyorsanız kendisine söylüyorsunuz ve o da hafızaya atıyor. Bazen duruma göre bunu otomatik yapıyor. Ayrıca Plus kullanıcıları Google Drive ve Microsoft OneDrive hesaplarını bağlayabiliyorlar artık ChatGPT'ye. Bu da güzel özelliklerden birisi. Velhasıl bu modeller sürekli gelişmeye devam ediyor ve her gün yeni bir model ortaya çıkıyor. Muhtemelen birkaç ay sonra yine çok şaşıracağımız ve ve bizleri farklı noktalara taşıyacak yeni modeller gelecek gibi görünüyor. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ben Ömer Coşkun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.